Sevim Yurtgül, 1972 Ankara'da doğumluyum. Sırasıyla Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden lisans programından 1993 yılında mezun oldum. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı'ndan 1996 yılında yüksek lisans derecemi, yine aynı üniversiteden 2002 yılında aynı anabilim dalına, biyokimya anabilim dalı olmak üzere doktora derecemi aldım. 2002 yılından beri aralıksız olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Öncelikli olarak bu fırsatı bize sunduğu için Toprak Televizyonu'na da çok teşekkür ederim. Elma ve alıç sirkeleri ki son yıllarda ismini sıkça duymaya başladığımız sirke türleri. Bu sirkeler tabii ki iki tane tanınmış, yani birisi özellikle çok sık kullanılan bir meyve ama diğeri son yıllarda daha yeni adını duymaya başladığımız bir meyve. Özellikle tabii ki elma giren eve doktor girmez denilen bir kavram vardır. Ve İngilizlerin hatta şöyle bir tanımı var. An apple a day keeps you healthy away tarzında bir tanım kullanırlar. Dolayısıyla her gün yenilen bir elma çeviri olarak söyleyecek olursak ömür boyu insanların sağlıklı kalmasına vesile olabilir denilebilir. Elma tabii ki fruktoz oranı yüksek bir meyve aslında ama tabii ki aynı zamanda glukoz da var. Bizim klasik olarak bildiğimiz şeker olarak bildiğimiz glukozu içermekte. Ve tabii ki bu ham madde sayesinde elmanın temasta bulunduğu toprakta veya ortam koşullarındaki mayaların bir şekilde parçalama yapmak suretiyle glukozu etanole ve aynı zamanda karbondioksit dönüşümüyle önce bir alkol oluşumuna etkiliyor. Daha sonrasında bu alkol bir süre hava ile temas ederse bir şekilde bir oksidasyon, yani oksijenli yanma meydana gelecektir ve bu yanmanın neticesinde alkolün bir şekilde asetik asit dediğimiz bir fermentasyon işleviyle ayrıyeten sirke asidinin oluşumu sağlanacaktır. Bu asetik asit aslında fotoğrafçılıkta yaygın olarak kullanılan bir asit ve aynı zamanda kısmen de olsa bir dezenfektan özelliği de taşımaktadır. Şimdi tabii ki bu asetik asitin oluşabilmesi için önce alkol oluşumu demiştik. Alkol fermentasyonu ki şarap işlemini çoğumuz duymuştur. Meyvelerin tabii ki bir sularının sıkılarak bir özütün, sulu bir özütün elde edilmesi ve daha sonrasında bu özütün mayanın biraz daha çalışarak üzerinde glukozun parçalamak yoluyla alkol oluşumu. Alkolün hemen arkasından tabii ki yine karbondioksit de oluşuyor aynı tepkimede. Bu şekilde bir mayalanma ki bu mayayı biz genelde ekmek mayasında görebiliyoruz. Saccharomyces cerevisiae olarak Latince'de tanımladığımız. Yine alkol oluşumuna zemin hazırlayabilecek bazı bakteriler de tabii ki burada etki yapabiliyor. Zimononas mobilis gibi. Tabii bu alkol oluşumu gerçekleşirken aynı zamanda karbondioksit çıkışı da meydana geliyor. Bu maya hem bira mayası hem ekmekçi mayası ya da fırıncı mayası olarak da tanımlanmakta. Dolayısıyla bu mayanın oluşumunu takiben, daha doğrusu mayanın buradaki gelişimini takiben alkol oluşumunun hemen arkasından eğer ki bu oluşturduğumuz alkol, asitli bu alkol oksijenli ortamda bir fermentasyon işlemini tabi tutulursak ayrıyeten bir başka durumla karşılaşıyoruz. Bu da sirke oluşumuna, yani asetik asit. Önce de asetalehit var arada bir bileşik olarak oluşan ve daha sonra da asetik asit oluşumu meydana geliyor. Şimdi tabii bunun oluşabilmesi için oksijen lazım dedik. Yani bu bir yanma tepkimesi ama bizim bildiğimiz gibi yani bir kibrit çakıp yakma olarak değil de böyle bir oksijenle temas sonucu, yani nasıl tıpkı bir paslanma gerçekleşir, bu şekilde bir durum daha söz ediyoruz. Şimdi tabii böyle bir ortamda pH yani asitlik derecesi 4 civarına gelecek. Genelde biz yurt dışındaki sirkelere baktığımız zaman pH 4 civarında sirke satışlarına izin veriliyor. Türkiye'de de Tarım Bakanlığı'nın izin verdiği derece bu derece. Ve tabii bunun hafifçe üzerine çıkabilir. pH 4-5 arasında gidip gelebilir. Buna neden bu şekilde karar verilmiş? Çünkü tabii ki sirke yaygın olarak sofralarınızda kullandığınız bir ürün. Şimdi tabii sirkenin bu özelliğine sahip olabilmesini ve sürdürülerek kullanılabilmesini gerektiren hususlardan bir tanesi de boğazımızı çok fazla yakmamız. Şimdi bu sirkelerin tabii ki görünümü biraz böyle daha koyumsu renkte. Bunun da özelliğine baktığımız zaman bize şunu hatırlatıyor. Şimdi bu meyveler içerilerinde aslında belki elmanın kırmızısına baktığımız zaman hatta elmaların bazılarının çok renkli olabiliyor. Böyle alacalı renkli olabiliyor. Kırmızı, yeşil rengi içerebiliyor. Hafif böyle güneş yanması sarı rengi de içerebilir. Böyle hafif kararmaya hatta bordo renkte gözlenebiliyor elmadan. Dolayısıyla ne kadar tabii ki üzerinde çok renk barındırırsa o kadar fazla antioksidan değerinin arttığını görebiliriz. Dolayısıyla bu antioksidan dediğimiz maddelerde taninler, flavonoidler, izoflavonoid olarak adlandırdığımız, yine glikozinolatlar olarak adlandırdığımız insan sağlığı için çok yararlı maddeler. Dolayısıyla bu şekilde bir durumdan söz edebiliriz. Yani bu bulanıklık aslında gözümüzü korkutmasın. Aslında ne kadar bulanık olursa o kadar bu kalp sağlığı açısından, damar sağlığı açısından hatta başka organlarımıza da yararlı olabilecek bazı maddeleri, safra kesesi olabilir, yine pankreasımız olabilir, karaciğer olabilir. Bu gibi organlarımıza yararlı maddeleri bu bulanıklık arttığı müddetçe daha zengin olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla tüketicilerimiz bu ürünleri güvenle tüketebilirler. Bundan kimsenin şüphesi olmamalı. Şimdi tabii bu maddelerden söz ettik. Şimdi bu maddeler aynı zamanda kalp sağlığı açısından dost dedik. Neden? Çünkü kanımızda tabii ki yağlı beslenme ağırlıklı olarak özellikle İç Anadolu, Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, yine Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da bizim Türk mutfağında tabii ki yağlı bir beslenme söz konusu. Tabii yağlı beslenmeyen mutfaklarımız da var. Ege, Akdeniz, yine Trakya bölgesine gidildiğinde biraz daha bu oranlar biraz daha düşüyor. Karadeniz kıyılarında tabii ki balıkla beslenmek biraz kan yağlarımızı azaltabiliyor. Yani hayvan kökenli yağlar, özellikle tabii ki ve son yıllarda sentetik olarak margarin kullanımıyla, mutfağımıza girmesiyle bu yağların tüketiminde artış var. Ve aynı zamanda doğru orantılı olarak kalp hastalıklarında da artış var. Şimdi bu gibi bir durumu engelleyebilmek amacıyla bizler daima sirke kullanımını salatalarla birlikte yapılmasını tavsiye ediyoruz. Yani salata aslında pilavla yer değiştirdiğinde son derece şifa kaynağı bir ürün haline gelebilir. Hele bu sirkelerimizi kullandığımız zaman bizim için ayrıyeten bir şifa kaynağı olacaktır. Çünkü bir kere kan yağlarımızı azaltıyoruz. Yani pirinç gibi su çekebilecek bir ürüne kıyasla tabii ki salatayı tercih etmemizin sebebi de bu. Tabii biz burada aynı zamanda damar sertliğini de düşünmüş oluyoruz. Damar sertliğini yine kan kolesterolünün yükselmesiyle gözlemleyebileceğimiz yağlanma sebebi. Ve dolayısıyla bu yağlanmanın önüne geçebilmek için bu sirkeler tavsiye edilmekte. Mutfağından eksik etmeyen bireylerin sağlık açısından da baktığımızda çok daha sağlıklı insanlar olduğunu gözlemleyeceğiz. Çünkü bu bireyler doğrudan ilaç kullanımı yerine mutfaklarda zaten böyle takviye verici ya da takviye edici gıda maddelerini kullanmak. Dolayısıyla burada bir başka değinilmesi gereken hususta özellikle elma sirkesinin hemoroidal hastalıklarda şifa niyetine kullanılabileceği yönünde bazı bulgular da tıpta görülmekte. Dolayısıyla tıp alanındaki gelişmeleri tabii ki takip edeceğiz, ilaç kullanımına devam edeceğiz ama bir yandan da tabii ki elma sirkesinin böylesine faydalı bir başka etkisinin de olması bizim için önemli, üzerinde durulması gereken hususlardan birisi. Ama tabii dediğim gibi eğer bir sağlık sorunu varsa mutlaka ilaç kullanımını da yapacağız ama takviyeli gıda maddesi olarak da bu değerli sirkelerden yararlanmamız bizim için ayrıyeten bir önem taşıyor ve bu da koruyucu sağlık açısından son yıllarda önemli gitgide artıran bir husus. Şimdi tabii bu bileşenlere göz atacak olursak taninler, glikozenin olanaklar ve aynı zamanda glikozitler ve antosiyanin olarak adlandırdığımız maddeleri de bu sirkeler oldukça fazlasıyla içermekte. ALIÇ aslında Kuzey Yarımküre'de, Amerika, Kuzey Avrupa, yine Asya'nın bazı dağlık alanlarında sıklıkla yetiştirilen bir meyve türü. Ama tabii bu şöyle, özellikle ormanlık alanlarda bodur ya da yarı bodur, çalı formunda bir bitki. 900 ila 1200 metrelik rakımda daha sık alıcı görebiliyoruz. Meyveleri böyle kırmızı renkli, biraz hafif açık sarı da olabiliyor. Olgunlaşmasının öncesinde tabii böyle bir durum söz konusu. Özellikle sonbaharda, Eylül-Ekim gibi toplanabilen bir meyve. Bu antioksidan özelliğinden yola çıkarak alıcın kalp ve damar hastalıklarına sık sık kullanılabildiğinden söz etmiştik. Ve aynı zamanda böbrek hastalıklarında da yine tedaviye yardımcı olarak kullanılabilecek bir niteliği var. Böbrek taşlarını eritebilecek niteliğe sahip. Yine şeker hastalığında da kan yağlarının azalmasını takiben, çünkü yağ ve şeker arasında bir bağlantıdan tabii söz edebiliyoruz. Şeker hastalığında da şeker açısından bakıldığında bireylerin şekerini, kan şekerini oldukça düşürücü bir niteliğe de sahip olduğu yapılan araştırmalar sonucunda görülmüştür. Tabii biz üniversitemizde, laboratuvarlarımızda ALIÇ'le ilgili bir proje bitirmiştik. Bu projemizde biz ALIÇ'ın fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak karakterizasyonunu sirke olarak yaptık. Şunu da tabii ilave etmemiz gerekir. Şimdi bu sirkelerin tabii ki gerek ALIÇ sirkesi olsun, gerek elma sirkesi olsun bir şekilde antimikrobiyal özelliği mevcut. Şimdi tabii halk dilinde aslında ALIÇ sık sık köylerde kaynatılarak, marmeladı yapılarak veya hoşafı yapılarak çocuklara özellikle yaz ishalerinden koruyucu olarak içiriliyor. Bu Bolu ve çevresinde, Düzce ve çevresinde yaygın olarak yapılan bir uygulama. Ve tabii ki bu meyvenin şöyle bir özelliği var ki sirkesi aslında her sirkenin bu şekilde özellikle gıda patojenlerine karşı, gıdalarda zararlı ve hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı son derece yararlı bir etkisinden söz edebiliriz. Bu hastalık yapıcı mikroorganizmalar ki tifo etkenleri var, kolera etkenleri var, aynı zamanda bağırsak enfeksiyonu etkenleri var ve bu gibi önemli patojenik mikroorganizmalar ya da hastalık yapıcı mikroorganizmaları bir şekilde yok edebilmenin yolu da bu sirkeyle özellikle salatalarımızı muameleden geçiyor. Tabii ki salatalar özellikle bazı yerlerde kanalizasyon sularıyla muamele olabiliyor ve bu tabii ki istenmeyen bir durum. Böyle bir kanalizasyon suyunun karışmasını önleyebilmek için biz tabii ki salatayı bol bol yıkamamız gerekir. Ama soframıza geldiğinde biz her ne kadar yıkasak da ufak kalıntılarla tabii ki karşılaşabiliyoruz. Aynı zamanda zirai ilaç kalıntılarıyla da karşılaşmış oluyoruz. Ki önerilen salatanın dışında her meyveyi de içine alacak şekilde bir miktar bu sirkelerden şöyle 1 litrelik bir suya yaklaşık 10 mililitreye karşılık gelebilecek şekilde bir miktar eklemek ve o meyveyi 10 dakika suda bekleterek o zirai ilaç kalıntısından bu şekilde sirkeli suda bekletmek yoluyla arındırabilmek. Ve aynı zamanda tabii ki bu sirkelerin mikroorganizma öldürücü etkisine dayanılarak biz kişisel hijyen bakımından da böyle bir davranış öneriyoruz. tabii ki sirkeyi doğrudan içmek, belki midemiz açısından bize ufak bir tahriş bırakabilir. Bunu yapamıyorsa bir birey veya çekiniyorsa doğrudan salataya sirkeyi ilave ederek bu şekilde kendisini böyle zararlı mikroorganizmalardan da korumuş olur. Hem de sirkenin getirebileceği salatadan faydaları da bu birey görmüş olacaktır. ALIÇ şirketiyle ilgili olarak yurt içinde üniversitemiz olarak daha doğrusu biyoloji bölümümüz laboratuvarları olarak bir çalışmamız mevcuttu. Bu üniversitemizin 2004 yılında desteklemeye başlayıp 2006 yılında tamamladığımız ALIÇ sirkesinin bakteriyoloji, kimyasal, fiziksel özellikleri isimli bir projeydi. Bu çalışmada ALIÇ sirkesinin pH, şeker değerleri, yine içerisinde bulunan yağ gibi bazı maddelerin tayini ve aynı zamanda vitamin C gibi bazı antioksidanların tayini üzerine bir çalışmaydı. Buna ilaveten ALIÇ sirkesini bazı patojen mikroorganizmalar üzerinde denedik ve oldukça etkin olduğunu görebildik. Ve yine ALIÇ sirkesinin bu söylediğim projeyle ilgili olarak yurt dışında tanıtımına yönelik olarak 2008 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden birisi olan Letonya'da İngilizce adıyla Sustainable Fruit Growing from Plant to Product, yani sürdürülebilir meyve yetiştiriciliği bitkiden ürüne isimli bir konferansta bunun sözlü bildiri olarak sundu ve dolayısıyla orada da çok beğenildi. Konferansa sadece Türk araştırıcı olarak ben vardım ve yurdumuz adına iyi bir ürün, oldukça popülaritesinin de ileride yaygın olacağı ve getirisinin de yaygın olacağını düşündüğümüz bir ürün. Dolayısıyla bu ürünün aslında daha da ileri noktalara götürülebilmesi yapılacak daha ileri boyuttaki akademik çalışmalarda da mümkün olacaktır. Merhabalar, ben Didem Dağlan. Müşinas sirkelerinin ve Müşinas markasının sahibisiyim. Öncelikle buraya teşrif ederek günümüzü güzelleştiren Toprak TV ekibine ve Sayın Hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Müşinas sirkelerine böyle bir iş yapmaktaki amacımız öncelikle bir Seben gelinli oluşu. Eşim Sebenlidir kendisi. Biz bu işi yapmaya karar verdik çünkü Seben'de gördük ki elma çok değerli ve önemli bir meyve ve Seben'de çok bol miktarda bulunuyor. Bundan dolayıdır ki bu ürünü değerlendirmek artık boynumuzun borcu oldu. Biz de böyle bir işe kalkışalım dedik. Sevgili eşim ve sevgili akrabamız Ertuğrul Yılmaz Beyefendi ile beraber. Görmüş olduğunuz üzere oldukça geniş bir alana yayılmış vaziyetteyiz şu an. Elma sirkesi ve ALIÇ sirkesi olarak ürün yelpazemiz şu an devam etmekte. Elma sirkesi ve ALIÇ sirkesinin zaten halihazırda faydaları tartışılmaz. Antioksidan etkileri, kanserojen, antikanserojen etkileri ve daha birçok etkisiyle iki meyvede hayat iksiri konumundadır. Bundan dolayıdır ki insan hayatında çok önemli bir yer kaplamaktadır. Bizim amacımız firma olarak Seben'deki elmamızı bu şekilde değerlendirip doğal bir şekilde kullanıma sunmaktır. Sirkelerimiz tamamen doğaldır. Hiçbir katkı maddesi içermemektedir. Tamamen kendi kendine fermente olarak sunuma hazırlanmaktadır. En büyük özelliklerimizden birisi de budur. Çünkü mutlaka takdir edersiniz ki halihazırda piyasada bulunan ürünlerimiz içerisinde genelde kimyasal ürünler, katkı maddeleri bulunmaktadır. Biz sirkelerimizin oluşumu çok uzun bir süre olmakla beraber tamamen hiçbir dediğim gibi katkı maddesi bulundurmadan oluşumunu tamamlamasına izin veriyoruz. Fermente olarak oluşumunu tamamlamasına izin veriyoruz. Yöresel Seben'e ait Bolu'ya ait, Seben'e ait ne kadar yöresel ürünümüz varsa gelecekteki dönemde biz bunları da ürün yelpazemizin içerisine katmayı düşünüyoruz. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz ve bunu gerçekleştirirken de Seben'de çalışan, sevgili duran halde olan ya da çalışmak isteyen sevgili ev hanımlarımızı da dahil ederek bunu gerçekleştirmek istiyoruz ki onlara da katkımız olsun, onların da bize katkısı olsun. Böyle bir firmaya da bir gıda sektörüne beraber ilk adımı attık. Umarım uzun yıllar başarılı bir şekilde devam etmek nasip olur.